Arkadaşlar merhaba. Bugün de sizlere Asus'un K555U serisi notebook bilgisayarlarda BIOS güncellemesi nasıl yapacağız onu anlatacağım. Öncelikle Asus'un driver indirme sayfası var arkadaşlar. Google'a Asus Support diye yazdığınızda bu sayfa gelecek. Bu sayfada biz modelimizi yazdık. Modelimizi şöyle baştan itibaren gösterecek olsam şöyle Asus Support Drivers yazdım. Şuradaki Download Center'a geldim. Down Center'da şuradaki model numarasına K555UB. Bu cihazın tam altında, sizin cihazınızın tam altında etiket kısmında tam seri olarak geçer. Burada 555U diye yazar. Devamı olan harf cihazın tam alt tarafında, kapağın altında B serisi, A serisi neyse o burada ekler. Sayfamızı açıyoruz. Sayfamızda karşımıza bu sayfa geliyor. Burada Drivers Tools yazan yerden Windows 64 bit yüklü zaten bilgisayarımızda. Burada öncelikle indirmemiz gereken iki program var. Bir tanesi şu ATK. Bu bazen BIOS güncellemelerinde bu olmadığında hata verebilir. Bunu kuruyoruz, indirip kuruyoruz. Ardından yine aşağıda bakın şurada BIOS Utilities yazan ekranda Windows BIOS Flash Utility yazan uygulama indiriyorsunuz. Daha sonra tekrar yukarıya gelin. Yukarıda en yukarıda Drivers Tools'un hemen yanında bakın BIOS FineWire yazan yer var. Burada da bu BIOS dosyasını 2019 tarihli bu BIOS dosyasını 304 serisiymiş. Bunu indiriyoruz. Bu dosyalarımızı indirdik. Cihazımızda indirilenler kısmında bu 3 dosyamızı indirdik. Bakın ben 3'ünü indirdim. Klasörü çıkarttım. ATK'yı indirdim. WinFlash'ı indirdim ve BIOS dosyasının kendini. Bu üçünü de ikisini kuruyorsunuz. Şunu kurmanıza gerek yok. Bunu kurmaya gerek yok. Bu beklesin masa üstünde. Şöyle masa üstüne koyalım. Bu dosyamız burada beklesin. Bu bizim BIOS dosyamızın kendisi. WinFlash'ı yüklemiştim. Başlat'a tıkladım. WinFlash uygulamasını açıyorum. WinFlash uygulamasında karşıma bilgisayara ait BIOS bilgileri gelecek bu uygulama ekranında. Onlar gelecek. Bakın geldi. Burada internetimizin okey, adaptörümüzün takılı olduğu ve bataryamızın da yeteri kadar şarjda olduğu. Bunların bir tanesi eksik olsa maalesef güncelleme yapamıyorsunuz arkadaşlar. Yukarıda da uyarılar var. İşte BIOS güncellemesinin tehlikeli olduğuna dair uyarılar var. İnternetimiz takılı, bataryamızın şarj aletimiz takılı ve bataryamız da şu anda takılı. Next diyoruz. Burada iki seçenek var. Bir tanesi internet üzerinden BIOS güncellemesi, bir tanesi de dosyadan. Biz dosyadan olanı, en güvenilir olanı bu. Bunu seçip tıklıyoruz. Bize diyor ki BIOS dosyası nerede? Masa üstündeydi, şuradaydı. Bakın şu dosyamız ve aç diyorum. Benim şu andaki mevcut BIOS dosyam 303 serisi, 2019'daki 303 serisiymiş. Ben buna 304 serisi, yine 2019'daki 304 serisi olan BIOS dosyasını yükleyeceğim. Update diyorum. Daha sonra şimdi update dedikten hemen birkaç saniye sonra update yazan yer soluklaştıktan sonra exit diyorum ve bilgisayarımı yeniden başlatıyorum. Bilgisayarım yeniden başlar başlamaz BIOS güncelleme ekranına geçiş yapacak. O sırada takılı olan flash bellek ve benzeri bir şeyler varsa çıkartırsanız iyi olur. Bilgisayarımı yeniden başlat dedim. Asus yazısı geldiğinde karşınıza bu ekran gelecek. Bu ekranda şu anda mevcut olan BIOS'u okuyor. Siliyor şu anda pardon. 304 serisi BIOS'u 303'ün yerine yüklemeye başladı şu anda. Bu ekran çok önemli arkadaşlar. Bataryamızın burada takılı olması çok önemli. Elektriğin gitmesi anında görüntü tamamen gidebilir. Riskli bir iş. BIOS güncelleme işi. Bunlara dikkat ediyoruz. İlk etapta ne yapıyor? Mevcut BIOS'u sildi. Yeni BIOS'u yazıyor. Ardından doğrulama yaptıktan sonra artık benim BIOS'um güncel hale, sitesinde bize verdiği en güncel hale gelmiş olacak. Asus'un kendi sitesi dışında indirmiş olduğunuz BIOS dosyalarınız bilgisayarınıza kalıcı zararlar verebilir. Onun için tavsiyem kesinlikle Asus'un kendi sitesinden indirdiğiniz dosyalar. Bu BIOS yüklemesi başarıyla tamamlandı. BIOS yükledikten sonra bilgisayarımız ilk yeniden başlangıçta ekran biraz geç gelebilir arkadaşlar. Burada bekliyorsunuz.
İlk BIOS güncellemesi yaptıktan sonra ekranımız biraz geç gelecek dedik ve bilgisayarımızın açılmasını bekliyoruz. Evet, geldi. İsterseniz hemen BIOS'a girelim. Bakalım, evet, 304 serisi, 2019'lu 304 serisi BIOS'un bilgisayarıma yüklenmiş olduğunu bu şekilde görmüş oldum. Ve ben hemen çıkış yapıp artık bilgisayarımın Windows tarafına geçiş yapıp kurulumlarını, Windows kurulum veya ne yapacaksam artık orada devam edebilirim. Şimdi bu ekranda, şu ekrandan sonra, BIOS güncellemesinden sonra Windows açılmayıp da BIOS'a geçiyorsa muhtemelen hani UEFI veya legacy kurulumlar olur ya, bilgisayarınızı siz legacy kurmuşsunuzdur. BIOS da sıfırlandığı için UEFI'ye geçmiştir. O yüzden açılmıyor olabilir. UEFI ve legacy kurulumları açılmıyorsa, BIOS'a tekrar giriyorsa BIOS güncellemesinden sonra bilgisayar, BIOS ekranında UEFI ise legacy'ye çevirin, legacy ise UEFI'ye çevirip kaydedip tekrar başlatın. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi bilgisayarımız açılır halde karşımıza gelecektir arkadaşlar. Yapacağımız bu şekilde arkadaşlarım. 555 Asus K555U serisi notebook bilgisayarlarda BIOS güncellemesini bu şekilde yapabilirsiniz. Kolay gelsin.